Beyaz Lale. Yazan Ömer Seyfettin. Teknik yapım Yetkin Yağmur. Seslendiren ve yöneten Mehmet Atay. Hudutta bozulan ordu iki günden beri Serez'den geçiyordu. Hava serin ve güzeldi. Ilık bir sonbahar güneşi, boş, çimensiz tarlaları, üzerinde henüz taze ve korkak izler duran geniş yolları parlatıyordu. Bu gelenler gidenlere hiç benzemiyordu. Bunlar adeta ürkütülmüş bir hayvan sürüsüydü. Hepsinin tıraşları uzamış, yüzleri pis ve kırmızı, esvapları parça parçaydı. Dursalar düşeceklermiş gibi omuzlarındaki çamurlu tüfeklerin altında iki büklüm olmuş, yorgun ve perişan, ağır ağır yürüyorlardı. O kadar beklenilmeyen bu bozgun, şehrin Hristiyanlarını sevinçten şaşırtmıştı. Erkekler köşe başlarında toplanıyorlar, kadınlar pencerelerden sarkarak kabahatli kabahatli geçen kümeleri gülümseyerek seyrediyorlar, bedava ve çok eğlenceli bir sinematograf keyfi duyuyorlardı. Rum çocukları, bu müthiş afacanlar, beşikten beri ruhlarına akıtılan düşmanlığı meydana vurmak için tam fırsatını bulmuşlardı. Ellerini burunlarına boru çalar gibi götürerek, kümeler arasında geçit resmi yapıyorlar, eğleniyorlar ve onlardan biraz uzaklaşınca arkalarına dönerek "Kopsia kerenadis Türkos, okso, okso, okso" diye haykırıyorlar. Askerin çekilmesi bitince, nereden çıktığı belli olmayan tüfekli Bulgarlar, Türk mahallelerinde gezinmeye başladılar. Şehrin Rum ve Bulgar olmayan kısmı derin bir sessizlik içinde uyuyordu. Bütün perdeler inmişti. Kafeslerde heyecanlı gölgeler oynaşıyor, sararmış erkekler demirleri vurulmuş kapıların arkasında kalplerinin çarpıntısını dinler gibi bütün gün, bütün gece pinekliyorlardı. Bu sıkıcı, bu üzücü sessizlik çok sürmedi. Ertesi gün, Ekim'in 24. sabahı tatlılarla, kızartılmış etlerle, köpüklü şaraplarla, mandolinlerle, kitaplarla, bayraklarla bekleyen Hristiyan karşılayıcılar arasından zafer kazanmış Bulgar ordusu mızıka çalarak şehre girdi. Doğru hükümeti ve kışlaları doldurdu. Aynı zamanda birçok komitacı da karınca gibi sokaklara üşüşmüştü. Galipler sevinçlerinden bir yerde duramıyorlar, ayaklarında görünmez kanatlar varmış gibi oraya buraya koşuyorlardı. Şehrin yağmasını, halkın katliamını düzen ve disiplin çerçevesinde idare etmek, daha içeri girilmeden merkez kumandanı tayin edilen binbaşı Ratko Balkaneski'nin vazifesiydi. Bu, gayet mükemmel eğitim ve terbiye görmüş bir gençti. Liseyi İstanbul'da Galatasaray Sultanisi'nde bitirmiş, 1900'de Sofya Harbiyesi'nden subay olarak çıkmış, birkaç sene sonra ihtiyata nakledilmişti. Asil ve zengin bir çiftçi olan babasının bitmez tükenmez denilen parasıyla yaşıyor, hayatının bir kısmını çılgın eğlencelerle, bir kısmını da milli işlerle, yani Makedonya teşkilatıyla, bomba amirliğiyle geçiriyordu. Bekardı, evlenmeye vakit bulamamıştı. Çünkü hayatının bütün yazlarını Makedonya'da geçirir, teşkilatı teftiş eder, komite mahkemesince verilip de nasılsa gerçekleştirilmeyen belirsiz ve önemli kararları yerine getirirdi. Çok zengin olduğundan paranın onca önemi yoktu. Bütün ruhu, bütün varlığı düşüncelerinde toplanmış, düşüncesinde birikmişti. Büyük Bulgaristan İmparatorluğu. Esvap giydirilmiş bir tunç kadar güzel ve düzgün vücudu vardı. Boyu uzundu, yalnız biraz fazla semizdi. Sol kolunu yürürken ve ayakta dururken hep kalçasına dayardı. Az söz söyler, sık ve siyah kaşlarının altında asla kırpmadığı iri, parlak, sabit ve siyah gözlerini hep önüne diker, sanki hep önündeki Tuna'dan Korent'e, boğaz içinden Dıraç'a kadar yeşil Bulgar rengine boyanmış hayali bir haritayı incelerdi.
Hükümetin karşısındaki Türklerin merkez kumandanlık dairesine girince şapkasını çıkardı. Çok ve sert saçlarını eliyle geriye attı, yaverine ne kadar çete reisi varsa 5 dakikaya kadar hepsi buraya emrini verdi. Yaver koşarak dışarı çıktı. Biraz sonra şehrin bütün sokaklarında süvariler 4 nala koşmaya başladılar. Henüz Nizamiye'nin ve gönüllü taburlarının erleri dağılmıştı. Radko 5 dakikayı boş geçirmek istemedi. Sabahtan beri hiçbir şey yememişti. Hizmetçisini çağırdı. Onun getirdiği kızarmış eti, şarabı, iri ve sulu elmaları aceleyle yuttu. Sonra Türk kumandanının daha toz konmamış olan yumuşak ve geniş koltuğuna yerleşti. Sigarasını yaktı. Burası kalın fes rengi perdeli, halı döşeli, süslü bir odaydı. Bir askeri mevkiden çok, dul ve ihtiyar bir kadının hücresine benziyordu. Duvarlarda askerliğe ait ne bir levha, ne bir program, ne bir timsal vardı. Köşede bir nargile, efendisiyle kaçmamış da, korkusundan apışmış kalmış gibi 2-3 gündür şüphesiz aç kalan tekir bir kedi, kapıdan bakıyor, gözlerini Radko'nun gözlerine dikerek masum ve hissiz bir sada ile miyavlıyordu. Radko, insana uyku getiren bu yumuşak koltukta duramadı, ayağa kalktı, gitti açık pencerenin kenarına dayandı. Aşağıda kaynaşan askerlere bakarak planını zihninden geçirdi. Serez'de Türkler çok zengindiler. Şimdi bunların kaçamayanları toplanacak, evvela işkenceyle kasalarındaki ve bankalardaki paralar alınacak, sonra bütün mülkleri vidye gibi Bulgar mekteplerine verdirilecek, en sonunda hepsi vaftizlenip Hristiyan yapıldıktan sonra öldürülecekti. Bu yarım saatlik bir işti. Ancak geriye güç bir şey kalıyordu. Şehirde en güzel Türk kızının hangisi olduğunu anlamak. Kendisine Cuma'dan, Osenova'dan seçilen 14-15 yaşında 9 tane kız getirmişlerdi. Çadırda esvaplarını soydurdu, vücutlarına baktı, beğenmedi. Bunların ikisi güzelceydi ama pek zayıf ve sıtmalıydılar. 7'si adeta köylüydü, kolları, bacakları, belleri kalındı. Avazları çıktığı kadar ağlıyorlar, işte kabalaşan elleriyle yüzlerini kapamaya çalışıyorlardı. Gürültülerinden, hıçkırıklarından hiddetlenmiş, hepsini ihtiyattaki taburun askerlerine vermişti. Onlar da aralarında bölüştüler. Her takıma birer tane düşüyordu. Kızları çırçıplak soyup, şarap içirtip, orat ettirerek sabaha kadar eğlendiler. Radko sabahleyin geçerken atının üzerinden yolun kenarındaki hendekte bu kızların süngülenmiş ölülerini görmüştü. Kendisine layık kız burada Serez'deydi. En güzellerinden 3 tane ayıracak, savaşın sonuna kadar öldürmeyip keyif çatacaktı. Bu 3 güzel Türk kızının hayali gözünün önünden gitmiyor, onların kollarında bulacağı zevki ne Paris'teki aktrislerin, ne de Sofya'daki şantözlerin balina, kauçuk, heliotrop kokan şüpheli lezzetine benzetemiyordu. Ezeli ve görülmez bir sır içinde gizli gizli büyüyen bu kıymetli çiçeklerin kokuları başka, başka, pek başka olmalıydı.